Şimdi. Sizden de bana geçti. Geçti mi enerji? Geçti, muhteşem. Çok daha iyiyim şu anda. Tamam canım. Harikasınız. Şimdi hamsi pizza yapacağız hanımlar, evet, bugün. Değil mi? Pratik kara helva yapacağız. 10 dakikada hazır pratik turşu yapacağız. Bakın. Turşu kurmaya üşenenler ekran başına diyelim. Ama öncelikle bu hamsinin pizzasının hamurunu hazırlarken bize vereceği bir tüyosu varmış, onu dinleyelim Ayten'de. Bu pizzayı her hanım mutlaka defterinin bir köşesine not etsin. Neden? Çünkü bu pizza bayatlamıyor. Pişirip hamurunu hazırlayıp hazırladıktan sonra pişiriyorsunuz. İçine bir şey koymayın. Dondurucuya atın. Hayatınızı kurtarır. Misafir geldi, içini dayayın, döşeyin. Neyle istiyorsan döşe, verin fırına. Aynen, bayatlamıyor kesinlikle. Bunun ayrıca bir özelliği var. Ne yaptın peki de bayatlamıyor yani? Şurada küçücük bir eski anneannelerimizin kaymağı, şimdikinin kreması. En büyük püf noktamız bu. Bu. Yarım kilo unumuz var, bir bardak kremamız var. Bunun için bir paket yaş mayamız var, tuzumuz, şekerimiz, iki yumurtamız ve yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Çok hamurumuz güzel. Bu kadar. Hamurumuzu bundan ama yapacağız. Kurtarıcı ama bu. Kurtarıcı tüyomuz bu yani. Aynen. Değil mi verdiğimiz tüyomuz, bunu kaymağımız. Unutursanız normal hamur. Hamur gibi ama zamanı bunu eklediğinizde olur. Harikasın. Çak vallahi bak çok uzun olun, muhteşem bir lezzet. Süpersin. Lezzetine tadına baktıracağım sonra size. Tadına bakacağız.